dördüncü sınıf olduk diye acaba ben de mi bir heyecanlıyım ya da bir stres içindeyim bilmiyorum. Defalardır aynı videoyu çekmeye çalışıyorum çocuklar, olacak iş değil. Şurada anlatacağım 4, 5, 6 basamaklı sayılar. E zaten biz 3. sınıfta 1, 2, 3 basamaklı sayıları öğrenmiştik. Size şimdi diyeceğim ki çocuklar bunda bir basamak daha ekleyeceğiz binler basamağı. 4. basamağımız olacak. Bir basamak daha ekleyeceğiz 5. basamak. 10 binler basamağımız olacak. Bir basamak daha ekleyeceğiz 6. basamak ve 100 binler basamağı olacak. Burada da şu kurala dikkat edeceksiniz. Basamakları bir tren vagonu gibi düşüneceksiniz. Ve tren vagonlarını saymaya en baştan başlayacaksınız. O tren vagonları da kendi kendilerine bir kural oluşturmuşlar. Ve 1, 2, 3 tane olunca birbirlerine yapışıyorlar. Ve 4. aralarını kabul etmiyorlar. Bakın 1, 2, 3 basamak oldu. Aralarına bir mesafe, bir nokta koydular. 1, 2, 3 basamak daha ekledik. Bakın buraya bir basamak daha geldiği zaman bunlar da yanına kabul etmeyecek. Neden? Çünkü o kadar çok basamak var ki aslında bizim işlemediğimiz bir tren yolu gibi düşünebilirsiniz. Git git bitmiyor. Bizim okumamızı kolaylaştırmak için sanıyorum böyle bir çözüm üretmişler. 3 tane bir araya getirip aralarına nokta koyuyoruz. Ve yine söylüyorum, okumamız kolaylaşsın diye bu 3 tane basamak bir araya gelince, hani sınıfta gruplar oluşturuyoruz ya, gruplar oluşturulunca sizler kendi gruplarınıza isimler veriyorsunuz. Evet, bu 3 vagonda bir araya gelmiş, bir grup oluşturmuş ve adlarına birler bölüyor demişler. Neden biliyor musunuz? Yazık, o bizim en küçüğümüz. Biz en iyisi bu grubumuza onun ismini verelim demişler. Ve 3 basamak daha geldi. Bakın binler bölüyor, 10 binler bölüyor ve 100 binler bölüyor. Burada da 3 tane basamak var. Ve yine görüyoruz ki en küçük kardeş, her zaman nazlanan, pof poflanan kardeşin ismini koymuşlar ve binler bölüyor demişler. Buradan da aklınızı tutabilirsiniz. Bölüklere her zaman en küçük basamağın ismini vermişiz. Şimdi sıra geldi okumaya. Okurken ne yapacakmışız? Burada sayılar verdim, sayılar okuyacağız. 1, 2, 3 diyeceğim ve araya nokta koyacağım. Ve yine dikkat etmenizi istediğim bir şey, bu nokta var ya, bu nokta. Okurken bu noktaya... Kalemin ucu bitmiş. Yeni kırmızı kalem alalım. Bu noktayı biz okurken bin diye okuyacağız. Dikkat edeceğiniz tek şey bu. Bakın şimdi gerisi çorap söküğü gibi nasıl gelecek, ne kadar kolay bir konu. 3 basamaklı sayı, bunu biliyorum. 1, 2, 3, yani başka sayı yok. Okuyabiliyorum bunu. 389. Aa, 4 basamaklı sayı. Dikkat dikkat, tehlike çanları çaldı. Ne yapacağız çocuklar? 1, 2, 3 tane vagon birleşti. Dördüncüyle aralarına mesafe koydu. Şimdi önce birler bölüğünü okuyacağım çocuklar. Bakın birler bölüğünü okuyorum. Ne yazıyor burada? 862 diyor. Şimdi kaldırıyorum elimi ve diğer tarafı okuyorum. 3 noktayı ne diye okuyacaktım? Evet, 1000 diye okuyorum. 3862. Bunu yazalım mı daha da hakkınızda kalsın? Ve yazarken sayıları aralarına boşluk bırakacağımızı da öğrenmiş oluruz. 3862. Evet, ve her birinin, her bir kelimenin arasına tabii ki ne yapıyorum? Boşluk bırakıyorum. Şimdi geliyorum yan tarafa. 1, 2, 3, 4, 5 basamaklı bir sayı. Peki bu 5 basamaklı sayıyı nasıl okuyacağım? E çok basit, az önce anlatmıştım. 1, 2, 3. Bu 3 vagon ne yapıyor? Birbirine yapışıyor. Diğerlerini yanına kabul etmiyor. Araya ne koyuyorum? Nokta koyuyorum ve bunu okurken de ne diye okuyacağım? 1000 diye okuyacağım. Bakın kapatıyorum önce diğer bölüğü. Birler bölüğü okuyacağım. Birler bölüğünü okuyacağım. Birler bölüğümüzde ne var bizim çocuklar? 934 var. Evet. Şimdi kapatıyorum. Binler bölüğünü okuyorum. 54. Noktayı ne diye okuyacaktım? 1000. Evet. 54.934 çocuklar. 5-6 basamak deyince bir zor bir şeymiş gibi gelmiş olabilir ama işte okuması bu kadar basit. 54.934 diye de yazıyorum. Hemen aşağı iniyorum. Tam 6 basamaklı bir sayı görüyorum. Peki ne yapacağım? Sağdan başlayarak ben bu vagonları birleştiriyorum. 1, 2, 3 tanesi birleşti. Araya ne geliyor çocuklar? Nokta geliyor. Önce bu tarafı, sağ tarafı, yani birler bölüğünü okuyorum. 0.73 diye mi okuyacağım? Hayır çocuklar, 0 okumanıza gerek yok ki. 73, 0.73 de aynı şeydir. 73. İsterseniz yazayım buraya. Böyle de yapabilirsiniz. 73.
3 dediniz. Kaldırdınız elini. Şimdi buraya okuyacaksınız. 396. Bu da 1000 diye okunuyordu. Evet. Şimdi hemen bunu yazıyorum. 396. Allah yer kalmadı. Şuraya sıkıştırayım. 1000. Evet. 396.073 diye okuyoruz. Evet çocuklar, farkındaysanız rakamla verilen biz sayıları yazıyla yazmayı bu derste öğrendik. Şimdi peki sırada neyimiz var? Evet, şimdi sırada çocuklar yazılışları verilen sayıları rakamla göstermek var. Artık bundan sonra yazılışları verilen sayıları rakamla hep birlikte göstereceğiz. Bunu yapmak da çok kolay biliyor musunuz? Biz noktaya ne diyorduk? 1000 diyorduk. O zaman ne yapalım burada da? 1000 gördüklerimizi hemen bir çember içine alalım. Bakın çember içine aldım. Bundan sonrası çok kolay. Bakın yazmaya başlayacağım. 8000. 1000 görünce ne yapıyorum çocuklar? Nokta koyuyorum. 8000 diyorum. 218. Hemen yazıyorum. 218. Aferin Perihan. Buradan ok çıkarmışsın, buraya yazmışsın. Ama buraya yazmak daha kolayıma gitti. Ne yapayım? Yazarken aklıma gelmemiş böyle yapacağım. Evet, farkında mısınız çok kolay bunu yapmak. 6 iniyorum, 1000 gördüm. Yuvarlak için alıyorum. Ne diyor burada? 20 yazdı. 1000 noktayı koydum. 39 diyor. Aman buraya dikkat çocuklar. Ben buraya tutup da 39 yazamam sadece. Hatırlayın. Burada kaç tane vagon vardı? Burada 3 tane vagon vardı. 3 vagon el ele tutuştuğu için ben buraya nokta koydum ve diğer gelenleri yazdım. İşte bu 3 vagona ben 39 yazarken ne yapıyorum biliyor musunuz? Sağ yapışık şekilde yazıyorum. Yani şuraya 39 yazamam. O zaman 2 vagon olur. En sağ yapışık şekilde 39 yazıyorum ve bir vagon boş mu kaldı? Oraya da 0 ekliyorum. Aslında bu şu demektir. 0,39. Ama nasıl okuyacağım? 0 diye okumayacağım. 39 diye okuyacağım. Bakın sayım okuyorum şimdi. 20.039. Ya alttaki bir tık daha zor olacak. Dikkat edelim lütfen. 1000'i ne yapıyorum yine? Çember için alıyorum. Aldıktan sonra en baştan başlayarak yazıyorum. 800. Direkt 800. 1000 noktamı koydum. Tabii bu kadar boşluk yok da net bir şekilde görün istiyorum. 2 diyor. Aa, çocuklar buraya sadece 2 yazabilir miyim? Hayır, tabii ki de sadece 2 yazamam. Neden? Çünkü burada 3 tane vagon olması lazım. 3 vagonum var ama sadece 2 yazmam gerekiyor. Başka bir rakam yok. Ne yapacağım çocuklarım? Sağ yapışık yazacağım ve boş vagonlara da ben 0 yazıyorum. Neymiş bu sayımın da yazılışı buymuş, okunuşu neymiş? 800, 1000, 2. Gördüğünüz gibi çocuklar 4, 5 ve 6 basamaklı sayıları okuyup yazmak bu kadar kolay. Eğer anlamadığınız bir şey varsa yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Mümkün olduğunca sizlere cevap vermeye çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Yeni konuda görüşmek üzere. Hoşça kalın.